Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ee, 30 Haziran 2023'ün ilk videosu. Bakmayın e, havanın karanlık olduğuna ben gece saatinde çekiyorum ama sabah 10.30'da sizlere hazır etmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi çok fazla duyum var, çok fazla bilgi var, çok fazla haber var. Hızlı hızlı geçiştireyim çünkü başka türlü e, bitmez. Fenerbahçe'ye tarihi transferinde rakip çıktı. Teknik direktörlük için İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor diyor. Bu arada aklıma gelmişken ya Ali Koç'la İsmail Kartal'ın bir pozu var. Hani ben kendi Twitter hesabımda da değindim ama Ali Koç'un eli cepte olduğu için hani bir ukalalık olarak adlı ama beden dilinde bu yanımdakine çok güveniyorum manası taşıyor. Evet hani bizim halkımızın kitlemize, yani halk kitlemize göre bu yanlış bir hareket ama sonrasında el omuzda bir hareket var işte. Ya arkadaşlar kurban olayım bak bir fotoğraftan, bir görselden 500 tane mana çıkartmaya çalışmayın. Çıkaracaksanız başka şeyleri çıkarın. Mesela şuna niye hala 31.100 olmadı? Ondan onu çıkarın. Yani acaba Fenerbahçeli hiç mi yok çevremizde? Yani 31.040 civarındayız. Hiç mi Fenerbahçeli yok? Yani 60 tane Fenerbahçeli yok mu çevremizde? Biz onu düşünelim. Şimdi İsmail Kartal geldi. Bir süredir Mehdi Taremi için Fenerbahçe temaslarda bulunuyordu. İranlı golcünün transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Milan'da talip diyor. İbrahimovic'in yerine düşünüyorlarmış. 2020'den bu yana Porto forması giyen Taremi geçen sezon 51 maçta 31 gol 14 asist. Yani 30, 51 maçta 45 gol katkısı sağlamış. Adı daha önce de Galatasaray'ın anılmıştı diyor. Arkadaşlar kanalımıza muhtemelen yeni aboneler çok fazladır. O yüzden yeni abone arkadaşları bilgilendirmek için söyleyeyim. Mehdi Taremi dosyasının kapandığını çoktan söylemiştim. Bir daha açılmamak üzere kapandı o dosya. Ee, bilginiz olsun arkadaşlar. Bizimle ilgili yazılıp çizilen hiçbir şeye inanmayın. Eğer en ufak bir gelişme olursa merak etmeyin. Sözüm söz. Sıcağı sıcağına sizlere aktaracağım ama Mehdi Tarimi bizim gündemimizde değil. Almayı düşündüğümüz isimlerden değil. Haberiniz olsun arkadaşlar. Jorge Jesus ile devam edilseydi anlardım ama biz korvet transferini hemen hemen bitirdik. Giden olmadığı müddetçe gelen de beklemeyin ama önce giden. Fenerbahçe'de Serdar Dursun kararı. Ha mesela bunu konuşalım. İsmail Kartal geldi. Serdar Dursun'un geleceği belli oldu diyor haberde. Şimdi İsmail Kartal geldi ve Fenerbahçe'de e, bu durum devam edecek diyor yani Serdar Dursun durumu devam edecek diyor haberde. Şimdi Fenerbahçe Türkiye Kupasını aldı. Yeni sezon öncesi yapılanmaya gitti. Jorge Jesus'ta yollar ayrıldı. E, İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başına geçti. Hazırlık kamp süreci açıklandı. İkisinde hazırlanacak takımımız. Beşinde Milliler kampa katılacak. 9 15 arasında hazırlık maçları. Şimdi bu bana çok saçma geliyor. Yani çok aşırı saçma geliyor. İlk iki gün laktak testleri falan uygulanır. Hani seviye belirlemek için sağlık kontrolleri, laktak testleri falan. Bir hafta boyunca yaklaşık 5 gün diyelim cross çalışması yapılır. Yükleme yapılır. Sonrasında futbolculara e, sahaya inilir. Orada bir şeyler yapılmaya başlanırlar. Ama Fenerbahçe'de bu sezon böyle. Bunu sordum arkadaşlar. Sebebi şuymuş. Ara kısa. Yani mesela normalde Mayıs'ta lig biter. Temmuz'da başlar. Yani Mayıs, Haziran, Temmuz. Yani bir yaklaşık iki aylık bir süreç düşünün. Bir buçuk aylık süreç düşünün. <laughs> Futbolcu bünyeleri dinlenir. Sağlam olur. Bizim yaklaşık 10 tane yanlışım yoksa milli takıma giden futbolcumuz var. Geri kalan futbolculara da bir kamp programı verilmiş durumda. Onlar da kendi çalışmalarını yapıyorlar. Yapmışlardır da. O yüzden mecburen böyle yapılacakmış. Cross çalışması yok. Bu zaman içerisinde olacak deniliyor. Yani bir de tabi Avrupa macerasında erken başlıyor eleme turları. Yani bir nevi bu şekilde hazırlanacak takım. Ara ara tatiller olacak arkadaşlar. iki gün serbest, üç gün serbest. Ara ara vücutlar dinlendirilip böyle bir şey olacak. Şimdi haberde diyor ki Serdar dursun, devam edecek diyor. Hani Serdar dursun, dursun diyor. Umut Nayır. Ya arkadaşlar, bak. Yanlış anlamayın beni. E, fikrimi size zorla adapte etmek de istemiyorum ama. Serdar dursun varken Umut Nayır'a ne gerek var? Benim fikrim bu şekilde. Ha şunu söyleyeyim. Serdar dursun 2'ye gitti. 2 milyon euro'ya gitti. Umut Nayır da 500 bin euro'ya alındı. Kabul ediyorum. Altına da imzamı atıyorum. Serdar Dursun 2'ye gitti. Umut Nayır 1'e alındı. Yine kabul ediyorum. Serdar Dursun 2'ye gitti. Umut Nayır 1.5'e alındı. Yine kabul ediyorum. <laughs> yani yine kabul ediyorum. 500 bin euro. 500 bin euro olur. <laughs> Bugün azım sanmayacak bir rakam arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Yani çok ciddi para bunlar. Ama Serdar Dursun gitti. Daha fazla paraya Umut Nayır. Ben kabul etmiyorum bunu. Yönetimimize de ince bir mesaj olsun. Pazartesi günü işlem tamam. Fenerbahçe haberi. Transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe'de üzerinde durulan Brezilyalı Yıldız'ın transferinin pazartesi günü netleşeceği öğrenilmiş. Transfer pazartesi netleşecekmiş arkadaşlar. Ee, hangi Yıldız'ın transferinin pazartesi e, netleşecek? Fenerbahçe 3. İsmail Kartal dönem. Arkadaşlar bu beklemem sizden dolayı. Yanlış anlamayın. Ben bu haberi size moda modda okuyabilirim ama sıkılırsınız. Pekao Fenerbahçe yıldız savunmacıyla el sıkıştı. Bu Udinese ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Fakat transfer bir türlü resmiyete dökülmedi. Neden acaba? Siyah beyazlarda futbol direktörü Pier Paolo Marino ile yollar ayrılmış. Bu Udinese'de. İtalyanlar 41 yaşındaki futbol adamının yeni görevindeki ilk icraatının Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe'ye satışı olacağını öne sürüyor. Haberde iki kulübün bonuslarında dahil olduğu 7 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağladı ve artık işin resmiyete dökülmesini beklenildiği kaydedildi. Şimdi BKO için daha önce de söyledim. Yine söylüyorum. Sosyal medyalarında hani paylaşıyorlar ya. E, İtalyan en iyi stoperi. Fiorentina'da istiyor. Hatta Inter istiyor. Brezilya milli takımı da istiyor. Yok Arjantin milli takımı hayır gel biz de oyna falan diyor. Ya, bu tip haberler kolay. Şimdi Fabrizio Romano diye bir arkadaş var İtalyan. Bilenler bilir. Şimdi Fabrizio Romano kimdir? Bizim ülkemizdeki ucuz yani bizim ülkemizdeki ucuz sağdan soldan <laughs> yurt dışı kaynaklarını kullanarak haber üreten kişidir. Kendi kaynakları var mıdır? Vardır. Onlarla bir yere gelmiştir. Ancak Fabrizio Romano'nun bazı haberleri bazı gerekçelerle yazdığını da hepimiz biliyoruz. Türkiye'de de var aynı şekilde. Hatırlayın arkadaşlar. Simon Kaya'nın belinde kayma var haberi. Bir insan bunu niye yapar? Fenerbahçe'ye kötülük olsun diye. Mesela bir Galatasaray yöneticisi dese ki aman Simon Kaya'yı kötüle bunlar sakın almasın. Alırsa belini doğrultur dese. Belli bir de ücret verse, siz bunu yapmaz mısınız? Ben olsam yapmam. Ama siz yapar mısınız? Yapmazsınız. Yapanlar bulunur. Yani biz <laughs> çok şeylere şahit olduk. Böyle de bir şey var. Ve konusunda da haber yaptırıyorlar. Hani Fenerbahçe'ye bir an önce satmak için. 4,5 milyon euro benim bildiğim. Ha, üstüne bonus eklenir mi bilemem. Ama bakalım ne olacak. Fenerbahçe'de Jeko'nun yanına Arnavutovic planı diyor. Bir diğer haber. Arkadaşlar biz bunu daha önce konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Edin Jeko'nun ardından hücum hattına bir takviye yapmayı planlıyormuş. Bologna'nın Avusturyalı oyuncusu Marco Arnavutovic'i gündemine almış Fenerbahçe. Bundan şeyin haberi var mı Fenerbahçe'nin? 34 yaşındaki isim Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyormuş. Fenerbahçe bonservis bedeli ödemeyi düşünmüyormuş. 110 gol 1 asist diyor. Bologna formasıyla bu sezon 23 maçta 10 gol 1 asistlik performans sergiledi diyor. Ee, benim haberim yok arkadaşlar. Yani benim bu böyle bir transfer gelişmesinden haberim yok. Hakkınızı da helal edin. Yani size evet diyemediğim için yani bunu geçiyorum. Fenerbahçe'de Sulukas sürprizi. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Costa Sulukas Olympiakos'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Yunan oyuncunun ismi Fenerbahçe BeKo ile anılmaya başlandı. Ee, Fenerbahçe ile Euro Lig'de de şampiyonluk yaşadı. Çarpıcı detaylar ortaya atılmaya başlanmış. Olympiakos koçu Barsokas ile anlaşamamış ve ayrılmak istiyormuş. Mutsuzmuş. E, haberde transfer çalışmalarını sürdüren ve kısa rotasyon için transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe Beko'nun Dulukas için teklif yaptığı belirtilmiş. Sarı Lacivert'ten Yunan oyuncu için yaptığı teklifin masada bekleyen en iyi teklif olduğu ifade edilirken Fenerbahçe yetkililerinin oyuncunun vereceği yanıtı beklediği aktarılmış. Hadi size kolay bir soru sorayım. Fenerbahçe futbol A takımı rüya gibi bir sezon geçirecek. Süper kupayı alıp başlayacak. Ligde şampiyon olacak. Konferans ligini kazanacak. Türkiye kupasının sahibi olacak. Bak dördünü birden yaşayacak. Ama basketbol takımı hiçbir başarı elde edemeyecek. Yani ligden düşmeyecek ama Euro Lig'de de, Lig'de de hiçbir başarı elde edemeyecek. Hatta Eurolik sıralamasında sıralamasını da bile bitiremeyecek. Bir gideyim. Kabul eder misiniz? Teşekkür ederim. Ben de böyle düşündüğünüzü biliyordum. Kabul edenler aşağıdan abone ol ve beğen butonuna basın. Aboneyseniz ellemeyin sadece beğen butonu abone değilseniz beğenin hemen abone olun. Sayımızı öğrenelim. Yani arkadaşlar, Suluk kası getirmek acaba gündem değiştirmek mi diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'de transfer taarruzu sürüyor. Boşuna uçaklı uçaklı ile giriş yapmadım. Fenerbahçe'de transfer taarruzu başladı haberi. Yalnız arkadaşlar bu haberde çok fazla üfürük var. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmayı sürdürüyor. Teknik direktörü belirsizliği ortadan kalktı ve Fenerbahçe 4 koldan transfere abandı. Kurban Bayramı nedeniyle görüşmeler ara verdi. Yo böyle bir şey yok. Vijnaldum için çıkarma. Vijnaldum ben de biliyorum. Pazartesi günü yeni sezon açacak olan Fenerbahçe'de yönetim önce Fransa'ya Vijnaldum için çıkarma yapacak. Yok yapmayacak. Burada hem Paris Saint Germain hem oyuncunun menajerle bir görüşme gerçekleştirecek. Tüm imkanlar seferber edilecek demiş. Yok. İkinci durak İngiltere. Fenerbahçe, Aston Villa'nın Brezilyalı starı Coutinho için resmi temaslarda bulunacak. Ben buna da yok diyorum. Bu da olmayacak. Vijnaldum'da, da Coutinho'da olmayacak diyorum. Sambacı için satın alma opsiyonu bir kiralama teklifi sunacak. Ancak transfer pek de kolay değil. Fenerbahçe'nin yanı sıra Beştaş ve Corinthians da oyuncuyu istiyor demiş. Corinthians'ı boşver Beşiktaş'a zaten biz elimizde teslim ederiz. Ali Koç çok seviyor Beşiktaş'ını. kenara çekilir muhtemelen transferde kesenin ağzı açılacak Fenerbahçe'nin bir diğer bombası ise Gabigol Fenerbahçe Gabigol ile bombayı patlatmayı planlıyor demiş ee, Sabah gazetesinin şeyinden e, gönlünden uydurduğu bir haber arkadaşlar Ben size garanti veriyorum Wijnaldum'da, Coutinho'da, Gabigol'de Fenerbahçe'ye gelmeyecek arkadaşlar Yani en azından şimdilik ortada bir şey yok Vekao için bazı pürüzler var Hani sebebini sormayın. Duygusal pürüzler var. Onun yerine Stefan Defray Vrij alınabilir. Onun da biraz insaflı olup biraz düşmesini bekliyoruz. Ama ben garanti veriyorum. Vijnaldum, Coutinho ve Gabigol Fenerbahçe'nin gündeminde değil. Coutinho, Gabigol kesinlikle gündemimizde değil. Coutinho için evet bir öneri geldi. Hani getirebiliriz şöyle böyle de. Yıllık ücreti iki tane kanat alırız o paraya. Yok 4. 4 tane orta ayar. Yani 8 tane magnum 4 tane orta ayar. 1-1.5 süper yıldız. Ya 1.5'da 2 tane süper yıldız alırız oraya. O ücrete. Vision sakat arkadaşlar. Yani raporlar malum. Eko Arda Güler için Türkiye'de. Deko Anka seti mi? Yok o pardon. Bu futbolcu olan Deko. Ha bunu hatırlarım. küçük bir şeydi bu. Fenerbahçe'nin genç yıldızlar Güler için çarpıcı bir gelişme yaşanmış. İtalyan gazeteci Gianluca Dimarzio'nun haberine göre. Bakın Dimarzio öyle para karşılığı yapmıyor diye biliyorum. Yani Dimarzio bir haber yapıyorsa doğrudur. Yani öyle üfürükten haber yapmaz. Herkesin soyadı şeyde K ile başlamıyor. O yüzden e, üfürük haber yapacağını zannetmiyorum Dimarzio'nun. Her soyadı E ile başlayanlarda da yani bir arkadaş var. Çok enteresan ya. Gerçekten bu piyasada çok enteresan duyumcular var. Ya arkadaş bak. Şimdi kokusunu alırsın. Verirsin. Mesela ben de şu anda sürpriz bir isim var. Çok sürpriz bir isim var mesela. Aklınıza hayalinizde gelmeyecek sürpriz bir isim var. Hollanda Ligi Ligi'nden. Çok sürpriz bir isim var. Hiçbir medyada yok. Yani hiçbir medya kuruluşuna Üyelere bile söylemedim. Niye bekletiyorum ya? isim var ama sadece isim şu. Ya ben şimdi çıksam desem şu gelecek, geliyor desem. Dersiniz ki günde 50 tane futbolcu getiriyorsun. Gerçi bu man başlıklara bakarak, kapak resimlerine bakarak günlük 50 futbolcu getirdiğimi iddia eden engelli arkadaşlar var. Hocam adamlara hakaret etme. Yok engelliyoruz yani. Bunu dedikleri anda engelliyoruz. O yüzden engelli arkadaşlar var. Yani siz videoları izliyorsunuz. Burada kanıt niteliğinde her video. Kütür kütür de konuşuyoruz. Bakın bakalım neler olacak. Şimdi habere göre Barcelona sportif direktörü Deko. Arda Güler için Türkiye'ye geldi. İkna etmeye çalışacak. Yeni sezonda Xavi Hernandez'le çalışmak için Arda'yı ikna etmeye çalışacağı yazıldı. Devler peşinde Real Madrid, Milan gibisinden. Ben şunu söyleyeyim. Arda Güler Real Madrid'e giderse Fenerbahçe taraftarı memnun kalır. Çünkü Real Madrid 40 milyon euro verelim. Bir sezon siz oynasın. Sonraki satıştan pay maddesi falan yok diyor. Bu 40 milyon euro bize çok büyük ilaç olur. İkincisi herkes bana aynı şeyi söylüyor. Ya hocam kabak tadı verdi ya. Yani kabak tadı verdi. Yok efendim Arda gidiyor mu? Yok Arda kalıyor mu? Arda gülüyor mu? Arda güler mi? Arda güler gülmez mi? Kabak tadı ver diyor. Hakikaten kabak tadı ver. Ya taş yerinde ağırdır. Bak. Arda Güler'e ben şunu söyleyeyim. Bir abisi olarak söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bir abisi olarak söylüyorum. Mustafa Hoca olarak değil. Bir Fenerbahçeli. Ya Fenerbahçeli de değil ya. Boş verin. Bir abisi olarak söylüyorum. Ömer Faruk Beyaz nereye gitti? Şu tutkart. Kaça gitti? Bedava gitti. Şu tutkart ne yaptı paşam? Hemen 3. Lig'e postaladı. E bedava. Kendini bir göster bakalım. Buranın kültürüne bir adapte ol. Ömer Faruk Beyaz bugün Fenerbahçe'ye gelse kabul eder misiniz? Etmeyiz hocam. Hain hocam. Terörist hocam. FETÖ'cü şöyle böyle falan. FETÖ'cü de demeyin çocuğa. Sonuçta kariyer planlamasını yanlış yaptı. Ben isterim. Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'ye bugün gelse ben isterim arkadaşlar çok da iyi isterim. Hem bundan çıktı. Hata yaptı hatasını anladı. Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'ye gelirse bir futbolcun bile artık yurt dışına kaçıp gidemez. Herkes anlar ki burada büyüksün. Taş yerinde ağırdır diye. Diyeceğim o ki Ömer Faruk Beyaz'ı 10 milyon euro verip alsalardı 3. lige değil en fazla Bundesliga içinde bir takıma verirlerdi. Hatta vermezlerdi bile. Bünyelerinde tutarlardı. Gözümüzün önünde olsun diye. Bugün 17,5 milyon euro. Barcelona için çıtır çerez parası. O adamlar Şampiyonlar Ligi'ne zaten cumburluk diye kalıyorlar. Yani 25 milyon euro sadece kaldıkları için sırf grup maçlarında 25 milyon euro para kazanıyorlar zaten. Reklamdan. Sadece reklamdan. En az 25, 50'ye de çıkabiliyor bu. Yani 75 milyon euro bu adamların sadece Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği için 6 maçlık grupta aldıkları para. Artık galibiyetle birlikte bu 60-62'yi buluyor. 17,5 milyon euro bu adamlar için çerez parası. Yani alırlar, çerez gibi de yerler. 40 milyon euro versinler. Hop, orada dur. 40 milyon euro verdiğin futbolcu kadrona tutarsın. Bugün Ostergoldeyi PTT birincilikten takıma kiralar mısınız? Kiralarsanız eşek derler adama. 6 milyon euro verdin. Bir de birinciliğe mi kiralıyorsun? Futbolcu geri gider derler. arada da söverler yani. Anladınız mı demek istediğimi? Arda güler, bunların hepsini bil. Eğer gideceksen bu duruma düşeceksin şekerim. Gideceksen bu duruma düşeceksin. Ama gitmeyeceksen sen daha iyisini bilirsin. Real Madrid'in teklifi çok iyi. Yani bence 40 milyon euro. Bakın. Arda'nın geri gitme ihtimali var mı? Var, 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 var. Var. İleri gitme ihtimali var mı? Var, 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 var. Hani 40 milyon euro veren bir takıma giderse Arda Güler. Bir kere o takımın tapulu malı olduğu için, o takımın büyük yatırımı olduğu için, 40 milyon euro azımsanmayacak bir para olduğu için üstüne çok düşer. Bir şey söyleyeceğim. 40 milyon euro yardayı satarsanız arkadaşlar yaklaşık e, kaça mal oluyor biliyor musunuz? 42 ya da 43'e mal oluyor. Çünkü yetiştirme bedeli cart curt da veriliyor. Biz yetiştirme bedeli hani gençler aldığımız için oraya yetiştirme bedelinin para karşılığını verdiğimiz için 8 milyon euroya kadar mı, 5 milyon euroya kadar mı alabiliyorsun ama başlangıç etabı 2-3 milyon euro diye biliyorum. 40'a satarsan düşün çok yani 43 milyon euro mükemmel para. Ve aşağıdan gelenleri de şey olur. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta 6 gol 7 asist. Yalnız Arda sen bunu yarım sezonda yap. Sen bunu e Üstüne çok oynanılan, pas atılan Fenerbahçe'de yaptın. Milli takıma gittin, gördün değil mi? Hakan Çalhanoğlu pas atmıyor sana. Kerem Aktürkoğlu pas atmıyor sana. Seni adam yerine koymuyorlar. Koymazlar şekerim. Koymazlar. Senin şapkadan tavşan çıkaracağını hepsi biliyor. Frikik kullanıyor Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takımda 80 tane frikik kullanmış, bir tane golü vardır. Bir tane golü vardır 80 frikik. Sen 80 frikik kullansan 25'ten fazla golün olacağını hepsi biliyor. O yüzden seni sevmezler. Ne muyum? Bak mesela Fenerbahçe'de Zayt. Zayt uzatacak. Crespo. Crespo normalde yanaşmıyordu uzatmaya. Şimdi uzatır. Anlatabiliyor muyum? Bu niye böyle? Bu İsmail Kartal'dan dolayı. Sen İsmail Kartal'ın seni oynatmayacağını mı düşünüyorsun şekerim? Tamam git. Gitme diyen yok sana. Zaten kabak tadı verdin. Ama nereye git? Yani seni önemseyecek, sana para verdiği için, sana yatırım yaptığı için sana kişisel koç tutacak birinin yanına git. Anlatabiliyor muyum? Yani aktaracaktan bu kadar. Bakın BKA konusunda bir kez daha söyleyeyim. BKA'da pürüzler var. Devrije yöneldik ama imza falan atılmadı. Onu da söyleyeyim. Hani henüz bir imza falan atılmadı. Umut Nair konusunda kaynağım bana hayırlı olsun demeye çok az kaldı diyor. Ama ben mantıklı görmüyorum Umut Nair. Evet pivot santrafor, evet yaşı 29. Yani Serdar Aziz'i, Serdar Dursun'u ikiye gönderip 500 bine Umut Nahir'i alıyorsan büyük başarıdır. 1,5 milyon euro kar. Artı futbolcu 30 milyon, 35 milyon TL istemiş. Serdar Dursun garibim kaça oynuyor ya? 12'ye mi oynuyor? 14 milyon TL'ye mi ne oynuyor ha? 14 milyon TL desen arada yaklaşık 1 milyon euroluk fark var yıllık ücretten. Yani bakalım ne karar verecekler ama önümüzdeki hafta içine kadar ben transfer gelişmesi olacağını düşünmüyorum. Bugün bir giden kapı bekliyorum bugün ya da yarın giden kapı bekliyorum. Birkaç tane giden kapı arka arkaya gelebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Benim aktaracaklarım bu kadar. Umarım videoyu beğenip kanala abone olursunuz. Görüşmek üzere.